Gördünüz mü oraları? Gördük. Kek uzattığını falan. Ne amaçla uzattığını? Ben hiçbir şey anlamadım zaten. Ben onda hiçbir şey anlamadım. İkramı ya ben sanki... Bir kek, bir şey oldu. Kek uzattı. Ondan sonra Dani bırak. Acaba şey düşündüm ben ya. Şey mutfakta birbirlerinin... Dani Melis'e gıcıklığına mı tiramisu yaptı? Çünkü Melis dün tiramisu istedi benden. Dani de Melis'e gıcıklık olsun diye bana... Bilmiyorum tiramisu mu yapıyor? Hani eğer yapıyorsa da Melis'e ona gıcıklık olsun diye mi yaptı? Dünkü yaptığın jeste karşılık iyi cevap vermemiş miydi? İyi değil miydi? Dün sen ne yaptın? Dün evet. Dün çok güzeldi. Demek ki abi bak şimdi... Burada olay patlıyor işte. Ya anlatsın abi. Sinir halinin üzerine gidildiği için ve böyle yanlış bir tepki verildiği için belki de sana parladı. İyi de kardeşim bana ne suçu ne var abi? Bana niye parladı? Git kavga net orada sana karışmıyorum ki ben. Aynen öyle. Hayır da kavga ne etme. Dur bir es ya, var. Tamam. Melis durun. Aa insanlar gelmiş. Tabii ya. Durdur. Ya Melis duracak potansiyeli sahip bir insan da yani, şimdi burada kavga çok önemli yani. İlla ki kavga mı olması lazım her dakika? Kavgasını etsin sonra gelsin benle konuşsun. Ben başka vallahi bir şey istemezdim abi, orada. Melis şu anda sana şunu söylüyor ya da gelen kişiye. Ben ateşten gömleğim. Giyersen de yakarım. Cesaretin varsa giy ama belli bir süre sonra alışırsın demek istiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Ya bu harbi hiç sevmedi Melis'i. Melis bazen diyor Erdem beni sevdiğine inanmıyorum falan diye. Ya harbiden hiç sevmedi. Bazen kızdırıyor beni benim kardeşimdir ama kızdırıyor beni. Erdem'in daha duygularının yoğun olduğunu lan düşünüyorum. Neredeyse, ben neredeyse Melis... yardım edecek ya bu aça Melis'le ilgili. Onda söyleyecek bir şey yok. Abi bence son ya çok soğudu bence ya. İyicene bitti içindeki abi. Abi. Yani ailelerin de gelmesiyle yapılan, yani yaşanan olayları gözünün önüne getir. Ya bu kadar bitebilir mi? Vallahi bitebilir. Ya yardım edecek diyorum ama çocuğa neredeyse. Ya yardım evet o olmaz da. Ama biter mi biter. Kişi ne yaparsa kendine yapar işte. Emre çok iyi söyledin ha. Yok öyle ama şey değil doğru, mi? Ama yanarsın kardeşim yani. Kalmaz ateşten diyorsun. Gömlek zaten kardeşim. Aynen. Yanarsın. Onu diyorum yani. Zaten yanacaksın, illa ki yanacaksın yani. Her yerin yanar yani. Yani ama ateşten gömleğin bir yanmadan giyemezsin yani. Yani işte onu diyorum yani. Kolay bir kız değil ki abi yani. Anlatabiliyor sabır muyum? Ha neymiş? Sabır diyor da abi. Her şeyin sabır, herkesin bir zorluğu var yani. Bunun hani herkesin verebileceği bir şey değil. Bu çok sen sabrettin ne oldu Erdem? Bundan da şunu anlıyoruz. Her benim yaptığım fazla fedakarlıktı sabırla beraber. Biliyorum. Neler yaptığını biliyorum. Ama ne oldu? İlişki yaşamayan da sıkıntı çekiyor. Emre, bak ben korkuyorum Emre'den. Tamam şu an iyi, sevdi, güzel, hoş. Hani sevme aşamasında da. Yarın öbür gün bir şey olacak. Yine Gözde Gil gibi Hazal'la tartıştığını düşünsene. Ya ben çok öyle hissetmedim bu sefer ama bilmiyorum. Sen de Hazal'la ilgili ya biliyorsun ben, söylediklerin. Var. Ama hiç kötü tabii şey olmaz abi, olmaz yok burada abi. Burada her şey olabilir. Çünkü hani biz biri burayı ve orada daha eskileri tanıyoruz. Ama yeni gelenler hakkında çok erken yorum yapmamak ya, lazım. Ya erken yorum yapmamak ama lazım da Emre'nin... ben çok sıcak hissettim kendimi. Dostane olarak sıcak hissettim. Onu söylüyorum işte zaten. Ama ben hissettim. Hayır ben Emre'yi hissettim. Emre'de de hissettin değil mi? Ben Emre'yi hissettim. Emre'nin ilk defa şurada şey diyor mesela, diyor ki kalp ritimlerim değişti diyor. Ne demek? Bilerek mi yapıyor acaba? Gözlü güzel kızı. E tamam öyle olur zaten ki. Tankut'un dediği ya. Böyle bilerek hey, böyle ağzım dolandı. Dili dolaştı. Çayın şekeri mi, şekerin çayı mı? Şekerine çay atayım mı? Şekerine çay atayım mı? Eli ayağı birbirine giriyor. Yok bence onun numarası olmaz. Bizi mi kandırıyor? Yok. Yok. Yok aslında bence çok beğendi de Emre. Aman diyor işte yoğurdu bir üfleyek ne olur ne olmaz. Ha. Ne yaşadı ki ne ağzını? Ya biraz da böyle onun da hoşuna gidiyordur abi. Hani kendini tamam, naza satmak. Ha, bence de anladın mı? Biraz öyle çekiyor kendini. Benim için ya geldi. Hem tamam, öyle gel. Şimdi biri gelip öyle bir şey söylerse sen de böyle yaparsın. Yavaş yavaş bir izleyek. Düşünsene. Kim olsa yapar ki ben de yaparım. Düşünsene. Öyle gel. Hazal bu diyor ki bir gün yarın artık bir yola gireceğim falan. Tam da Hazal artık bıkmış. 3,5 ay olmuş. Ağlayan geliyor. Bir git. Abi git diyor ya. Abi size haftaya yazın. Ama Hazal yani bu sefer Emre koşacak Hazal'ın peşine. Bu iş öyledir biliyor musun? Ah, ben ha, hazır dur olsun, ben Hazal'la konuşayım. Diyeceğim kız hata yapıyorsun sen. Hani, tamam, gitme bu gittin kadar işine. Git. Gidebildiğin kadar git. Sonra bir anda kendine geçiyor.
Bak bu var ya herkese inanılmaz bir örnektir. Ben sana söyleyeyim. Bu keşke bizimkiler de yapsaydı. Bu hep yapılır. Keşke yap. Bak Mehtap yaptı. Bu hep yapılır. Mehtap ya, Mehtap uyanığı yaptı. Ceyda yapmayı bilmiyor. Neyse. Çayır çimen geze geze of. Çayır çimen geze geze of. Oldum ben bir geveze, kızına gönül verdim, darılma hanım teyze. Of nenem of, kızına gönül verdim, darılma hanım teyze. Of nenem of, simidimin tablası of, simidimin tablası of. Geldi düğün haftası, gelin olacağım diye yedin bunun tavrası. Of nenem of, gelin olacağım diye yedin bunun tavrası. Of nenem of. Güzel gönderme yapıyor. Devam et, devam et. Bravo, harika oldu. Çayır çimen gezdim geldim of, çayır çimen gezdim geldim of. Penceremde kuş uçtu, yanma yüreğim yanma, ayrılık bize düştü. Of nenem of. Ya harbiden bu deli aşık oldu. Şapşal değil mi bunlar? Şapşal aşık. Bunu ben anlıyorum evi. Dur ben bununla bir uğraşayım ya. Dur şundan. Uğraşalım beraber. Bak iki kişi de yüklendim hemen bozulmaya dönüyor. Evet. Oradan kıvırırız. Ya abi ne alakası var? İki kişi yok olursa öyle bir, bir tane bizi iyi polis, öbürümüz kötü polis oluruz. Tamam. Yok öyle bir dünya. Adnan niye öyle diyorsun filan derim ben. Sen sonradan bir şey söylesin. Sen kıvırırken aman, ben... Aman gözünü seveyim Tankut abiye şey yapma. Yok yok Tankut abiye pas. Bir başlıyor. He bir de şey durumu başladı Tankut abiye fark ettin mi? Kendi konuşuyor. Sonra gidiyor. Gidiyor. Kalıyorum böyle laflarla. Bir şey bak kaç kere oldu bana kahvaltıda. O konuşurken hani bir fikrim var. Söyleyeceğim. Bekliyorsun. Bulaşıklar yıkanmamış. Bunları yıkayın. Bunları böyle yapın. Ona da gidiyor oraya. Yine bir şey demedim. Gittim yıkadım seninkiler de dahil olmak üzere. Eline sağlık. Gitmiş. Bunun akordu mu bozuk? Bunun... İki saattir konuşuyorsun. Bir sus. Akorda mı taktın yani? Bir sus ben de konuşayım. Biraz da ben... Bozma moralini moruk. Boşver. 7 tane daha aday var. Nerede bakacaksın abi? Bak. Ne diyor? Ne diyor? Benim arkamdan sallıyorlar. Senin arkamdan sallıyorlar. Aşıklar yıkanmamış. Öyle ölmüş. Öyle ölmüş. Adnan aynen böyle yapıyor. Adnan tamam mı? Haberimiz adam. Yok. Tamam mı? Hiçbir şeyden duymadık, etmedik. Bahçeye gidelim şimdi yavaşça. Ne yapıyorsun? Ne konuş? Bakalım ne konuşacaklar. Gel. Ama bekleyin biraz. Bir dinleyelim. Aynen bir dinleyelim. Ne yaptınız? Geldi. Bir yerden Emre'yi gömüyoruz. Bir yerden Tankut'u gömüyoruz. Ne oldu oğlum? Bir anda basmak için mi geldin? Ne oluyor herkes bir... Valla çok merak ya ettik baba biz. Kayıtlarımızdan sonra sanki bir şey var. Havadan sudan ya öyle. Havadan sudan. Yok. Yoğun kollar konuşuyor. Burada senin burcun neydi? Senin burcun neydi? Boğa. Boğa ne burcu? Hava mı? Su mu? Boğa.
Boğa. Boğa toprak. Karada gezinen bir varlık. Ben de toprak oluyorum. Hava suyu ne alaka? Bizim adımız geçiyor burada. Hayırdır? Ha. Sizin evet. Adınız mı geçiyor? Hayırdır? Söyledi. Duyduk oğlum her şeyi. Nereden duyduk? Evet. Allah'tan çaktırmayacaktım ha. Aynen. Ha? Ne iş? He? Ne oluyor? Kardeşim. İkiniz burada bir araya geldiniz. Aşıklar konusunda ne iş? He? Ha? Emre aşık olmuş mu? Aşık ol... Aaaa! Kardeşim burası battı elime ya. Allah'ın sopası yok doğru da. Ondan niye atıyorsun? Ben Emre aşık olmuş diye bir şey demedim. Yalan. Demedin mi? Ama suç ortağı aldım. Bu aşırı meselesi tamamıyla yalan. Şapşal aşık falan. Evet, senin ilişki yaşamama durumunu hiç konuşmadık. Öyle bir şey. Senin kardeşim zaten ilişkin yok. Konuşulacak ilişkin yok, konuşmadık hiç. Evet, sağ ol. Öyle, Murat abi bana öğretmen. Onu da konuştuk. Ceyda'yı. Aynen, ben de Murat abiyle Mehtap'ı konuştum. Ne yani? O da gitmiş pişnik vermiş Mehtap'a. Allah'tan Mehtap'a. Aslında gönlünün Ceyda'da olmadığını biz de içeride konuştuk da. Ha, evet. Ha, karşılıklı abi, olmuş oldu. Karşılıklı oldu yani, Murat abinin arkasından da attık. Bundan sonra böyle biz seanslar yapalım. Ayrı ayrı bölüşelim, ikişer ikişer. Tabii. Herkes birbirinin arkasında sallasın. Biz aslında şu kararı aldık. Demin Emre de çok üzüldü aslında. Kalbi cız etti. Niye? Fakat bu kararı alırken o kadar düşündük ki bunu. İpuçları... Bir oradan geldi. Erdem zaten gitar arken, çalarken düşündünüz. Abi gitar çaldıktan sonra bir anda böyle tık etti. O bir şey söyledi. Aydın, bir şey söyledi. Emre ama aramızda en kötü Emre'ye oldu. Ne? Ve şu kanattayız abi. Sanki bir tokat. Senin hayalindeki kız buraya gelin adayı olarak gelmiş durumda ve sen bunu depress ediyorsun. Göstermemeye çalışıyorsun alttan alttan. Onun suratına gülüp böyle aa evet işte ben şöyle işte seviyorum. Nasıl arkadaşsın ya? Ona karşı şöyle hissediyorum falan bak çok sevdiğim deyip. Alttan iş yürütüyorsun. Ben daha yeni... Kim ya? Fazalı mı karıştın? Yok artık sende ne yaptın ya? Nereden nasıl nereye girdi olaya bak. Komplo teorisini bombaya batın yani. Var ya. Hiç anlamadın bak. Ya. Al, evet. Hiç anlamadın. Evet. Hiç anlamadın. Boynuz kulağa geçer bir şey buna diyorlar abi. Ne yani? Murat abi değil mi? Evet. Hiç anlamadın. Bak boynuz kulağa geçer bir şey buna diyorlar. Yemin ederim. Allah karşıdaki insan Ceyda olmasa sabaha kadar dalga geçelim de. Ayrılır ayrılır. Ne yetiştirmişim be. Allah sana ne yetiştirmişsin daha? Gurur duyuyorum seni. Piştirmiş kral oldum burada. Baş pişnikçi. Baş pişnikçi. Gurur duyuyorum. Sen şimdi pişniklerin valisi misin? Yok estağfurullah. İyi yetiştirmişsin. Sen şimdi pişniklerin nesisin ya? Valisi misin? Ben hocayım. Baş pişnikçi. Ben öyle bir hoca tayin etmedim yani. Hayırdır? He? Niye sen kimsin? Kim verdi sana hocalığı? Kimden aldın diplomayı? Sen kimsin ya bak. Kimsin derken gülüyor böyle. Tayin edecek adam. Sen misin? Mersin. Hayırdır yani. Ne ben öyle bir hoca göndermedim yani. Ne oldu? Tamam göndermediysen maaşını ver. Ne oldu? Cevap ver hadi. Ne oldu? Maaşımı ver. Ne oldu? Cevap ver. Sen bunu nereden duydun? Tayin edildiğim yere geri giderim maaşımı ver. Yazdım abi yazdım. Yazdım direkt yazdım. Neyle çalıştıralım? Adamın yazdım. Adam sana bir şey söyleyeyim mi? Benim hayatımda gördüğüm 1.90 boyunda olup da bir işlerin içinden bu kadar kolay sıyrılan bir adam görmedim ben ya bu kadar. Estağfurullah kardeşim. Yani. Elinizden geldiğince.